Şimdi Küçükbaş hayvan pazarını bitirdik. Orada güzel pazarlıklar döndü. Şimdi Büyükbaş hayvan pazarına geldik. Büyükbaşlar da hemen arkamızda. Gördüğünüz gibi. Billurları da. Billuru görüyor musun abi? Billuru. Şimdi bu anaya babaya da geldi. Kolay gelsin, hayırlı işler. Abi kolay gelsin. Allah razı olsun. Nasıl işler? Şükür. Güzel mi yani? Güzel. Kaç tane tosun sattın bugün abi? Valla ben koyun vardı, koyunları sattım. Ha, koyunları bitirdin. Koyun. Büyükbaş'a mı geldin bu tarafa? Sıra Büyükbaş'a geldi. İyi, Allah kolay gelsin. Allah razı olsun. Hayırlı bayramlar olsun. Eyvallah, size de hayırlı bayramlar. Şöyle ortadan gidelim. Hangisi? Ooo, maşallah maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Şuna bak, billurlara bak. Şşşt, ufak oğlan. Ufaklık, merhaba, ne haber? Kaç yaşında bu? 3 yaşında. 3 yaşında. O da 3. Bu taraf kalabalık. Ha geliyor ama 5 tane geliyor. Ha geldim. Sanki Büyükbaş pazarı biraz daha hareketli. Diğer yerlere göre daha hareketli. Mandalar arkamızdaymış. Evet, gördüğünüz gibi şu köşe. Mandanın eti de lezzetli olur derler. Şimdi burada halk et lokantası var. Oraya gireceğiz. Bakalım ne var yenecek, içecek. Bir kontrol edelim. Tersten girdi abi. Giremedik. Geçelim bakalım ne var ne yok. Halk et lokantası. Ama o ayrılalım derse sen bilin. Ekmek arası döner aldık şimdi. Kasaya geçiyoruz. Dönerimiz de burada. Hacım bir tane ayran, bir tane de soğuk su versen. Hocam içiyor musun soğuk su? Yok, su alırım. Koyalım, şuraya bakalım. Bir tane, bir de bunlar işte döner. Tamam, bırak. Yok, tamam. Evet, işlem tamam. Suyumuz var. Bir de ayran aldık. Sen çorbayla ayran içilir misin? Ekmek var herhalde. Evet, halk etin lokantasına geldik. Hayvan pazarının içerisinde. Ekmek arası döner aldım. Bu da hazır dolanı verdi herhalde. Gördüğünüz gibi içi de biraz yeterli. Buraya toplamda 66 TL para ödedik. Bir ayran, bir su, bir tane daha su, bir tane de ezogelin mi bu? Ne bu? Ezogelin çorbası. Yani fiyatlar çok da uygun değil herhalde. Normal diye biliyorum ama ekmek arası döner. Ortalama 50-50 değişen bir şey yok. Şimdi yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra bataryamızın yettiğince pazar alanını gezeceğiz. Şimdi halk et lokantasından yemeğimizi yedik. Pazarın içine doğru geçiyoruz. Son bir damla suyumuz kaldı. Evet, pazarın içine geçeceğiz. Ya burada da aşırı gürültü var değil mi hocam? Ses tam almayabilir. Aşırı gürültü var. İçeri doğru, evet, havalandırmada biraz ağır bir koku var içeride. Pazarı gösterelim. Yeri bulmuşsun, yeri çok güzel yer. Hayvanlar da önünde. Yorulduk ya. Ya Allah kolay etmesin. İşler nasıl? Şükür Allah'a, o kadar düzenli olsa da yine de. Geçen seneye nazaran biraz daha Büyükbaş'ta hareketlilik var mı, yoksa daha mı düşük? Biraz bu sene Arifiye kaldığımız için biraz daha düşüyor. Arifiye kaldığımız düşüyor. Allah kolaylık versin. Sağ ol. Şöyle bir gezelim pazarı. Buradan geçiş yok herhalde. Buranın geçişi yok. Buradan gideceğim. Tamam, hadi kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet, pazarın içine doğru ilerliyoruz. Bakalım ne var ne yok. Gördüğünüz gibi kurbanlık olmayı bekleyen hayvanlar var. Oo, burası da ortaya girsek ya Özgür hocam. Vallahi sıkıntı da ha. Ayağımız Mayıs'a basıyor. İlerlemek hakikaten güç. Kalabalık var. Ama esnaf diyor ki iş yok. Kuru kalabalık diyor. Millet bakıp gidiyor diyor. Yapan arkadaşı tebrik ediyorum. Yani nasıl göllendirmeyi başardı. Yani şuradan bir gider olması lazım. Saçma sapan bir iş olmuş. Görüyorsunuz bakın. Evet. Gördüğünüz gibi en ufak bir gider, en ufak bir gider yok bakın. Hayvan pislikleri ortaya toplanıyor. Bu da orta yolu geçişi insanları bayağı bir rahatsız ediyor. Şöyle geçelim. Yavrular burada. Maşallah. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Şimdi çıkıyor. Maşallah, maşallah, maşallah. Allah üstümüzü. Hocam tosun azgınasın sana doğru geliyor. Beni bile korkuttu. Ne göre beni bile korkuttu. Bayağı maşallah var. Bir tane tosun gidiyor. Tamam. Evet, ufak tosun satılmış. Satılmış gidiyor. Gel. Gene var. Çek. Yürü oğlum. Aman iyi bağlayalım. Ama ortaya mı bağlayalım? Ama ortaya bağlı olmaz. Yana bir tane düğe bağlayacağım. Tamam. Canlı hayvan pazarını gezdik. Küçükbaş hayvan pazarına daha çok videolarımız çıktı izlediğiniz üzere. Büyükbaş hayvanları da fazla dolaşamadık. Ortalık zaten videoda da gösterdik. Çok berbattı. Orta bölümden geçmek imkansızdı neredeyse. Üstümüz başımız kirlenmesin diye biraz da nazik davrandık herhalde. Fazla da dolaşmadık ama gördüğümüz kadar, çekebildiğimiz kadar videolar çekmeye çalıştık sizler için. Pazarda durumlar bu. Özgür hocam sen konuyu nasıl değerlendiriyorsun? Küçükbaş bölümünde kimse yok hemen hemen. Evet. Büyükbaş bölümü kalabalık ama satılıyor mu satılmıyor mu bilmiyorum. Yani biri... Burası bayağı kalabalık. Ben önce de gelmiştim daha. Evet. Buranın 1/4'ü doluydu. Şu anda yani 4 kat kadar artmış doluluk oranı iki tarafında ama insan sayısı hemen hemen aynı gibi. Müşteri sayısı az diyorsunuz. Müşteri sayısı az şu anda yani hayvan sayısı. Küçükbaş hayvan pazarı bitik. Bitik. Yani siz de gördünüz. Oradaki esnaf, oradaki çiftçi acayip dertli. Yani bazı bölümler var, onları yayınlamadık. Sıkıntılı şeyler konuşuyorlar. Evet. Biz onlara girmek istemedik ama gerçekten şu bir gerçek ki gerçekleri çıplak gezmeyi sever diye bir laf var. Şu bir gerçek, esnafın, çiftçinin işi kötü. Yani gübre parasından, yem parasından, işte ekenler gübre parasından yakınıyor. Yetiştiriciler de yem parasından yakınıyor, mazot parasından yakınıyor. Allah kolaylık versin diyelim. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip paylaşmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Özgür hocamın kanalı da hemen alt tarafta, Özgürce. Oradan ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.